Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf 2. yazılı çalışması yapıyoruz. Soru 1 ile başlayalım. Sinüs 30'un değeri arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Tanjant 45 de 1 olduğu için 1 ile 1 bölü 2'yi toplayalım. 2 kere 1 2. 1 de buradan 3 bölü 2 cevabı oluşacaktır arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. İkinci sorumuz arkadaşlar tanjant üzeri 4 eksi 3 x artı 1'in periyodunu bulunuz dedik. Şimdi bakın tanjantta periyot hesaplaması yaparken şunu yapıyorduk. Pi alıyorduk periyodunda. Pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri mutlak değer eksi 3 alıyorduk. Öyleyse bizim periyodumuz pi bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar arktanjant eksi 1'i soruyoruz. Buna x diyecek olursak arktanjantta şöyle bir kural vardı. Bunların yerleri değiştiği zaman ark ortadan kalkıyordu. Şu gidiyordu. Tanjant x eşittir eksi 1 oluyor. Şimdi şunu düşünelim. Tanjant hangi değerde 1'dir? Normalde 45 derecede 1'dir. Ama eksi olabilmesi için ikinci bölgededir. Ben bunu 180'den çıkarırsam eğer 135 derece olacaktır x değeri. Öyleyse cevabımız 135 derece olur arkadaşlar. A ve B noktalar arasındaki uzaklığı hesaplayalım. Şöyle hesaplıyorduk. AB uzunluğu eşittir. Şöyle karekök içinde önce 6'dan 1'i çıkartıyorum. 6 eksi 1'in karesi artı 8'den 3'ü çıkarıyorum. 8 eksi 3'ün karesi. Şimdi 6'dan 1'i çıkardığım zaman 5. 5'in karesi 25. 8'den 3'ü çıkarırsam yine 5. Karesi 25. Toplamları kaç yapacaktır? Kök 50. Kök 50'yi şöyle yazarım. 25 çarpı 2 yazarsam bu 25 dışarı 5 olarak çıkar. Cevabımız 5 kök 2 olur arkadaşlar. Beşinci sorumuzda şunu yapıyoruz. A ve B noktalarının orta noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyoruz. Orta noktaya K diyecek olursak şöyle hesaplıyorduk. Eksi 1 yani birinciler eksi 1 ile 6'nın toplamının yarısı. Eksi 1 artı 6'nın yarısı virgül. İkinciler 5 ile 7'nin toplamının yarısı. 5 artı 7'nin yarısı olacaktır. Öyleyse ne olacak? Toplamları 5. Burası 5 bölü 2 yapar. Birinci koordinat, ikinci koordinat toplamları 12. Yarısı 6 yapar. Bunların toplamını sormuşuz. 5 bölü 2 artı 6 eşittir. 6 kere 2 12. 5 daha 17 bölü 2 cevabımız olacaktır arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Altıncı sorumuzda A noktasından geçen ve eğimi eksi 4 olan doğrunun denklemini bulunuz diyor. Kuralımız şuydu. Y eksi y sıfır eşittir. M çarpı x eksi x sıfır kuralımız vardı. Şimdi burası x sıfır. Burası y sıfır. Bu da m değerimiz. Bunları denklemde yerine yazıyorum. Y eksi y sıfırımız 1 arkadaşlar. M değerimiz eksi 4 çarpı x eksi x sıfırımız 0. Öyleyse şöyle olacak. Y eksi 1 eşittir. X eksi 0 x yapar. Eksi 4 x yapacaktır. Eksi 1'i diğer tarafa attığımızda o zaman denklemimiz eksi 4x eksi 1 buraya artı 1 olarak geçer. Demek ki denklemimiz y eşittir. Eksi 4x artı 1 olur arkadaşlar. Yedinci sorumuzda doğruların eğimleri çarpımı kaçtır diyor. Şimdi eğer y yalnız ise bu doğrunun eğimi 3'tür. Yani birinci doğrunun eğimi 3 bu cepte. İkinciye bakalım. Eğer y yalnız değilse yapacağımız şey şuydu. Eksi x'in katsayısı kaç? 2 bölü y'nin katsayısı kaç? 5. İkinci doğrunun eğimi de budur. Bunların çarpımını istemişiz. 3 çarpı eksi 2 bölü 5'ten ne olacaktır? 3 kere eksi 2 eksi 6 bölü 5 cevabımız olacaktır arkadaşlar. A 5'e 1, B 2'ye 4 noktalarından geçen doğrunun eğimi ve eğim açısını bulalım. Şimdi eğimi şöyle buluyorduk. Nasıl buluyorduk? Önce y'leri çıkarıyoruz. 4'ten kimi çıkarıyoruz? 4'ten arkadaşlar 1'i çıkartıyoruz. Bölü 2'den de 5'i çıkartıyoruz. 2 eksi 5. Şimdi ne oluyor bakın. 4'ten 1 çıktı. 3 bölü. 2'den 5 çıktı. Eksi 3. Cevabımız eksi 1. Bu bizim eğimimiz. Şimdi eğim nasıl bulunuyordu? Tanjant alfa ile bulunuyordu. Az önce bir soruda yapmıştık. Tanjant hangi değerde 1'dir? Tabii ki 45 derecede 1'dir. Eksi olabilmesi için ben bunu 180'den çıkartıyorum. Demek ki eğim açımız da 135 derece ve eğimimiz de eksi 1 olacaktır arkadaşlar. 9. sorumuzda A noktasının 3x artı 4y eksi 5 eşit 0 doğrusuna uzaklığını soruyormuşuz. Şimdi bir doğru varmış, bir de nokta var. Bu noktanın bu doğruya uzaklığını istiyoruz. Yani şurayı istiyoruz. Buraya h diyelim. Şöyle hesaplıyoruz. Noktayı doğru denklemine uyguluyoruz. Yani x gördüğüm yere 1, y gördüğüm yere 5 yazıyorum. Şöyle 3 çarpı x gördüğüm yere 1 artı 4 çarpı y gördüğüm yere 5 eksi 5. Tabii bunu mutlak değer için alıyorum. Uzunluk çünkü pozitif olmak zorunda. Ve şunu yapıyorum. Kök içinde x'in katsayısı 3, 3'ün karesi artı
Y'nin katsayısı 4, 4'ün karesi diye hesaplama yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hesaplayalım. 3 kere 1, 3 artı, 4 kere 5, 20 eksi 5. Aşağıya bakalım kök içinde. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Şuradan devam edecek olursak 20, 23, 5 çıktı. 18 mutlak değer dışına arkadaşlar 18 olarak çıkar. Toplamları 25'tir. Kök 25. Öyleyse şöyle olur. 18 bölü kök 25 dışarı 5 olarak çıkar. Cevabımız 18 bölü 5 olur arkadaşlar. 10. sorumuza geçelim. 4x artı a'ya eksi 5 ile 2x artı 6'ya eksi 1 eşit 0 doğruları paralelmiş. Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. Şimdi bakalım. Ne yapıyorduk eğim formülünü bulurken? Eksi x'in katsayısı kaç? 4 bölü y'nin katsayısı ne? A. Eşittir. Eksi yine x'in katsayısı kaç? 2. Y'nin katsayısı kaç? 6. Şimdi şöyle yapalım. Eksi eksi artı yapacaktır. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 kere a 2a yapar. 4 kere 6 24 yapacaktır. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde a sayısı 12 olur arkadaşlar. 10. sorumuzu da bitirdik. 10 tane soru çözdük arkadaşlar. Sınavınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın.